Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz ve şu anda tatlı yemeğe geldik. Tatlı deyince Çankırı'da çok fazla aslında seçenek yok. Aslında var ama direkt tatlıcı anlamında yok ve bunu son yıllarda gideren bir firma var. Sultana, Gaziantep Sultana künefecisi. Şu anda oraya geldik. Burada hem klasik peynirli ve hem de karışık künefe deneyeceğiz. Gerçek Antep künefesini burada yapıyorlar. Gördüğünüz gibi şu anda gelen mezelerimiz var. Burada sanırım şeftali var. Karışık kuru yemiş, elma dilimlenmiş, karpuz, üzüm, kavun, havuç ve klasiktir sütümüz gelmiş. Evet, burada karışık künefemizi görüyorsunuz. Burada da klasik künefe var, peynirli. Bunun farkı içinde kaymak ve ekstra 3 farklı lezzetin olması. Hasır dediğimiz kadayıfımız, normal peynirli kadayıfımız ve fıstığımız var. Ama tabii ki en büyük özelliği içinde kaymağın olması. Şimdi hemen bir tadına bakmak istiyorum. Şöyle sütümüzden de koyalım. Evet, şimdi künefemizden başlıyorum. Önce hasırdan yiyeceğim. Şöyle fıstığından da alıyorum. Bu kaymaklı olan kısmından da aldım. Gerçekten çok güzel olmuş. Şimdi bir de klasik peynirliden bakıyorum. Bunda kaymak yok. Biraz da fıstıktan alalım. Gerçekten çok başarılı. İki ürün de denedim. Sizlere de tavsiye ederim. Hemen Yunus AVM'nin karşısında Çankırı'nın merkezinde Sultana Künefeci'ye mutlaka uğrayın. Şimdi diğer durağımıza geçiyoruz. Evet, künefeciden de çıktık şimdi. Künefede 110 TL tuttu. 60'a 50, karışık olan 60, klasik olan 50 TL. Gayet güzel, 110 liraya da gerçek Antep ayarında künefe yedik. Şimdi bu kadar yedik, içtik. Bugün hepsini bir günde çektik aslında. Üstümüzü bir ara değiştirdik çünkü hava bugün çok sıcaktı. Arada da etkinlikler yaptık. Bugün bir drift günü vardı. Drift gününe gittik, izledik vesaire. İşlerimizi de halledip tekrar akşamdan devam ettik ve künefemizi yedik. Şimdi bir Türk kahvesi içmeye bir yere gideceğiz. Kahve içebileceğimiz bir yer arıyoruz. Gittiğimiz bir yer var. Oraya bir gideceğim bakalım. Kahve varsa orada, eğer müsaitse, oturacak yer bulabilirsek orada da kahve içeceğiz. Şimdi oraya geçiyoruz. Yemekler yedik, gazozlar içtik, tatlı yedik ve şimdi Arabica'da Türk kahvesi içmeye geldik. Arabica, Breymut'la beraber yeni açıldı Çankırı'da, çay yolu üzerinde. Çok iyi oldu aslında, Çankırı'da böyle bir yer yoktu. Kahveyi alana kadar da bir 20-25 dakika bekledik. Bu yaştan sonra Çankırı'da burada beklemek falan bize değişik geliyor. Çünkü daha önce böyle bir konsept yoktu Çankırı'da. Ama gençler için iyi oldu. Şu anda da Arabica'nın terasındayız. Arkamda da Breymut var. Yanımda da çay var, hemen akıyor. Güzel bir havadar bir yerde Türk kahvesi içmek de iyi. Türk kahvesi için buraya geldik ama burada birçok kahve çeşidi var zaten. Arabica'yı çok anlatmaya gerek yok. Zaten Türkiye'nin birçok yerinde bulunan bir kahveci. Fiyatlar kahve açısından 20 TL'ye başlayıp 45 TL'ye kadar çıkıyor. Çayın da en ucuz 12,5 TL olduğunu söylemek isterim. Şu anda ben kahvemi yudumlarken biraz midemizle yatıştıracağız. Bundan sonra bir sokak lezzeti olan kokoreç yemeye gideceğiz. Onda da Çankırı'nın en çok bilinen bir ustasına götüreceğim sizi. Sırada o var. Şimdi kahvemi içip hemen oraya geçiyoruz.
arkadaşlar, yemek dedim mi sokak lezzeti de vazgeçilmez oluyor. Bugün bütün gün yemek yedik ama hala ufak bir yerimiz var. Şimdi sokak lezzeti olarak Sinan Usta'ya geldik. Çankırı'da sokak lezzeti aslında az bulunuyor. Sinan Usta da onlardan biri. Az ama öz bir mekan. Sinan Usta gerçekten eli de çok lezzetli. Daha önce de sürekli gelip yediğimiz bir yer. Şimdi oraya da kokoreç yiyeceğiz. Hadi içeri geçelim. Evet, şu an ateşte en son buluştu an. Afiyet olsun. Evet, kokorecimiz geldi. Sinan Usta'nın ellerine sağlık. Yapılırken de siz de izlediniz. Şöyle içini göstermek istiyorum. Bu çeyrek ekmek arkadaşlar. Şu an çok doyduğumuz için bunu aldık. Gerçekten güzel görünüyor. Baharatı kendisi gerçekten hoş görünüyor. Daha önce de burada İzmir usulüyle normal usulün farklarını gösterdiğim bir video çekmiştik. Şimdi bunu afiyetle gömeceğiz ve yolumuza devam edeceğiz. Hemen bir tadım testi yapıyorum. Gerçekten çok iyi. Çankırı'da kokoreç deyince akla Sinan Usta geliyor. Ben de defalarca geldiğim bir yer olduğu için gönül rahatlığıyla size tavsiye ediyorum. Videonun sonuna geldik. Yedik, içtik. Çayımızı da içtik en son. Hepsi birbirinden güzeldi. Tüm mekanları gezdik ama mekanların içinde birçok aslında çeşit var. Hepsini çekemedik. Bugün böyle bir amatörce ilk başlangıç videomuz oldu. Bu videoların devamı için kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve Çankırı videolarının devamı için de yorum yazmayı unutmayınız. Dediğim gibi mekanlarda daha fazla lezzetler var. Gösterdiğim mekanlara giderseniz memnun kalacağınızı düşünüyorum. Bayramda yaklaştı. Şimdiden Kurban Bayramınızı kutluyorum ve hepinize hoşça kalın diyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere.